35 yıldır aynı yolda yürüdüğümüz kurum başkanları, dede ve babalarımızın bir kısmı beni yanlış anlasalar da ben kararlılıkla şunu söylüyorum. Gözümüzün önünde cereyan eden bu yapılanmaya biz çok ciddi karşı duruş sergileyemedik. Alevi örgütlülüğü AKP iktidarının bu hamlelerine karşı ciddi bir karşı duruş sergileyemedi. Bundan çok daha öte birçok kurumun bu çalışmalar içerisinde yer aldığını, bu çalışmaları ciddi şekilde desteklediklerini ve bundan büyük umutlarla bahsettiklerine tanıklık ettik somut olarak. Dolayısıyla bu başkanlık bu haliyle Alevi Bektaşi varlığını varlığıyla kabul etme, onların sorunlarını çözme, istek ve beklentilerini yerine getirme gibi asla bir amaçla yola çıkmamıştır. Her ne kadar son düzenlemelerle biz cemevlerinin elektrik giderlerini tamamlıyoruz. Bizler cemevlerinin eksiklerini gideriyoruz. Bizler dedelere sahip çıkıyoruz deseler de bununla ilgili bazı adım atmış olsalar da bunların hiçbirisi çok açık ve seçik olan milyonlarca insanın çok bariz olarak bilinen, herkes tarafından bilinen sorunlarını çözmekten, eksiklerini gidermekten, beklentilerine yanıt vermekten çok uzaktır. Gerçekle yüzleşmemiz gereken şu. Alevi örgütlülüğü maalesef eski bütünlüğünü kaybetti. Eskiden de eleştiriler vardı, eskiden de tartışmalar vardı ama bunlar güzel tartışmalardı. Onları özlüyoruz biz zaman içerisinde. Zaman içerisinde daha çok kenetlenmemiz gerekirken maalesef dağıldık. Bunu itiraf etmezsek, bunu görmezsek ilerleyemeyiz. O yüzden kendi örgüt tabanlarımıza sahip çıkacağız, dedelerimize sahip çıkacağız. Bir basın açıklamasıyla bu işler maalesef olmuyor. Yüreğe yanıklardan, bağrı yanıklardan birisi benim. Hayatımı adadığım bu yolda insanların bir menfaat uğruna yolun değerlerini ayaklar altına aldığını görüyorum. Otobüse binip bir Balkan turu yapmak veya uçaklara binip Kerbela'lara gitmek bunlara avantajlı ve güzel geliyorsa bizim sözümüz boş havada kalıyor. Alevi örgütlülüğü bu konuda dağınık olduğu için bu yapı çok ilerledi. Maalesef ki de ilerliyor. Bu kurum Alevilerin hiçbir hukuki, inançsal, kültürel, sosyal hakkını veremez. AKP iktidarının ideolojik bir yapılanmasıdır. Dolayısıyla Aleviliği asimile etmek için kurulmuştur, kendine bağlamak için kurulmuştur. Aleviler içerisinde ikilik yaratmak için kurulmuştur. Dolayısıyla bazı şirin açıklamalarla, gezilerle biz onların karanlık dünyalarının üstünü örtemeyiz. Dolayısıyla bu başkanlıktan bize zarardan başka hiçbir şey gelmez. Devletin gücüyle, AKP, MHP iktidarının despotik yapısıyla beni şekillendiriyorsun, kalıplara döküyorsun. 12 Eylül faşist darbesinin anayasayı yapmasıyla bu AKP, MHP iktidarının Kültür Bakanlığında Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Aleviliğin ansiklopedisini yazması aynı şeydir. Bu böyle olduğu halde biz ne yapıyoruz? Bir açıklama yapıyoruz. Başka? Ya açıklama yapıyorsun, adamlar çalışmaya devam ediyor. Tabanına bilgi ver, örgütlen, tabanına bağın kopmuş. Dedelerini topla. Dedelerini bunlar toplayamaz. Para için, menfaat için gidiyorsa o da dede değildir. O yüzden Alevi kurumları aklını başına almak zorundadır. Bütün kurumlar olağanüstü çalışma yapmak zorundadır. Dedeler, akademisyenler, yazarlar kendilerine gelip kendi geçmişine, kendi gerçeğine, kendi sorununa kendisi eliyle sahip çıkmak zorundadır. Aleviler başta olmak üzere maalesef Türkiye'de buna karşı çok büyük bir ses çıkmadı. Yani bu da şundan kaynaklandı bir zaman. Efendim işte biz laiklikle ilgili bir çalışma, bir gösteri, bir hareket yaparsak bu sefer bunun karşısında onlar daha da güçlenir, bize saldırır. Mantığa bakın, kafaya bakın. Sen kendini zaten baştan mahkum etmişsin onların karanlığına. Sen aydınlığından korkmayacaksın, büyüyeceksin. O yüzden bütün sivil toplum kuruluşları, bütün kadın kuruluşları,
bütün demokratik kitle örgütleri, bütün sendikalar, bütün solcu partiler hepsi varlıklarının bilimsel layık eğitim olduğunu zaten biliyorlar ama onlar da yeteri kadar ses çıkarmıyorlar. İnsanlar, kurumlarla, aydınlarla bu karanlığın üzerine gitmek için örgütlenmeli. Karanlığı kendi karanlığında boğmalı. Arkadan da gençlerimize, yavrularımızı motive edecek devrim yani yapmalı. Nedir? Eğitim hamlesi. Bütün cemevi, dernek, vakıflar aydınlanma merkezleri olmalı. Kur'an öğrenmek isteyen başka yerde öğrenebilir. Ama cemevleri, dernekler, vakıflar Kur'an öğrenme merkezleri değildir. Aleviliğin değerlerinin yaşandığı, yaşatıldığı, öğretildiği yerlerdir. Dolayısıyla burada bir kararlı duruş lazım. Bunlar Alevi kurumuysa bunlara uymak zorundadır. Yani Aleviliğin temel değerleri öğretilmiyor. Çocuklara başka bir şey verilmeyip de gelip Kur'an kursu veriyorsa bu kesinlikle Aleviliğin kabul edeceği bir şey değil. Hangi kurum olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun birinci hedefimiz neyse ona yöneleceğiz. Ve bunu da toplantılarla koordine olarak sağlayacağız, tabanımıza ineceğiz. Biz Kur'an'a, inançlara, değerlere hiçbirine karşı düşman değiliz, olamayız. İnancımızda böyle bir şey yok. Ama burada büyük bir yanlışlık var. AKP iktidarının yapmak istediğini biz kendi ellerimizle yaparsak onun en büyük yardımcısı olmuş oluruz. Olmaz. Çocuklarımızın bir dinin, bir inancın veya bir kitabın ne olursa olsun onu zorla öğretecek şekilde o sistemi oralarda kuramayız. Bunu yok etmeliyiz. Yani özgür beyinler yetişmeli. Bu Alevi nefreti bitmez. Bu Alevilerin yaşadığı sorunlar bitmez. İstekleri bitmez. Bin yıldır bitmedi. Ya Alevileri yok edecekler, bitecek. Biz de var olacağımıza göre bin yıl daha, 10 bin yıl daha bitmez. Bitmeyecekse bu kurumlar Alevice çalışmalı, profesyonelce çalışmalı. Akıl ve bilimin çizdiği çerçevede çalışmalı. Yani sen arayacaksın, bulacaksın. Nerede bir avukat var? İşportacı gibi. Köylü zihniyetiyle bu işler olmuyor. Artık bir sisteme oturmak zorunda. Yani kesinlikle oturmak zorunda. Yazan, çizen kadrosu var, dergisi yok. Sorunları çok, bir avukat birimi yok. O yüzden örgütlülüğümüzün içini dolduracağız. Biraz boş gibi geliyor.